Yani tabii sizin varacağınız sonuç daha önemli. Ama bu kafadaki yara darp izi değil mi? Sanki sert bir cisimle vurulmuş gibi. Olay yeri raporunda düştüğü yerin taşlık bir alan olduğu belirtilmiş. Kafasını da vurmuş olabilir. O yüzden otopsiyi yapalım, öyle görelim dedim. Heh, benim asistan da geldi. Hadi hazırlan Nejat, işleme başlayacağız. Tamam hocam. Hadi size kolay gelsin. Sağ olun müdürüm. Parmak izinden kimliğini bulduk dediniz. Hande Kurtuluş, lise mezunu. Ve uyuşturucu kullanmaktan sabıkası varmış. Torbacılık suçlaması da yapılmış ama delir yetersizliğinden serbest kalmış. Araştırdığımız kadarıyla öyle zengin bir kız falan değil. Partiye gittiği insanlarla ortak bir hayatı da yok. Torbacılık suçlamasını düşünürsek oraya da uyuşturucu satmak için gitmiş olabilir mi? Olay yerinde veya kızın üzerinde uyuşturucu bulamadık. Önceliğimiz cinayet. Şu kızın nasıl öldüğü belirlensin, bütün ihtimalleri gözden geçireceğiz. Müdürüm bu arada Hande'nin ailesi. Merhaba. Buyurun. En son ne zaman görüştünüz kızınızla? Dün sabah işe gitmeden önce. İş çıkışı arkadaşlarıma gideceğim dedi. Bekledik ama gece gelmedi. Bu nasıl bir kaderdir müdür bey? Ben kızımı bekliyordum. Cenazesini değil. Çok zor, haklısınız. Biliyorum. Bu konuyu açmak biraz tatsız olacak ama sormak durumundayız. Kızınızın geçmişten birkaç sabıkası varmış. Hatalar yapmadım, yaptı. Ama babasını kaybetti ya, orada durdu işte. Ne kadar üzüldü bir bilseniz. Kötü çevresinden uzaklaştı, işe başladı. O dediğiniz şeyleri yapsaydı, kızıma iş verirler miydi müdür bey? Siz söyleyin. Kendi okuyamadı, kardeşini okuttu. Gece gündüz çalıştı. Kötüye bulaştı ama tövbe etti. İyi bir insan oldu o. Sizin de evladınız vardır. İnsan evladını bilmez mi? Hande'yi araştırdım müdürüm. Gerçekten de babası öldükten sonra temiz bir hayat sürmüş. Annesinin söyledikleri samimiydi zaten. İş yerinde de bir sorunu olmamış. Hatta çok çalışıyormuş. Ailesini adamış hayatına. Evet Okan. Hazır mısın konuşmaya? Merak etmeyin. Size zorluk çıkarmayacağım. Bütün sorularınıza cevap vereceğim. İyi. Başla o zaman. Niye annenin peşinden gittin? Cevap vereceğim dediysem şimdi vereceğim demedim. Yasal haklarımı kullanarak avukatımı bekleyeceğim. O geldiğinde her şeyi konuşuruz. Avukat gelmeden sorguya başlanmaz diye bir şey yok. Sen anlat. Yarı yolda o sana katılır artık. Kolay gelsin müdürüm. Başak, ne işin var burada? Evet, avukatım da geldiğine göre başlayabiliriz. Pandemi yasaklarından önceydi. Bir bardaydık işte. Arkadaş ortamı. Yan masadaydı. Güzel de bir kız. Dikkatimi çekti. Gittim yanına tanıştım. Sonra görüşmeye devam ettiniz. Evet. Bir takım sorunları olduğunu anlamıştım ama eğlenceli kızdı yani. Şimdi ne sorunu vardı diye sorsam olayı nereye getireceğini biliyorum. Ben anlamadım. Müvekkilimden gerçekleri mi istiyorsunuz? Yoksa sizin duymak istediğiniz cevapları vermesini mi? Gerçekleri istiyoruz. Siz de biliyorsunuz. Hande'nin uyuşturucu sorunları vardı. Dün gece de o yüzden tartıştık. Ben onu uyardım ama haplanıp gelmiş. E sana da gün doğdu tabii. Ben bir şey yapmadım. Evine bırakmayı bile teklif ettim. Beni dinlemedi, çekti gitti. O kafayla uçurumdan da düşer, denize de atlar. Biz böyle duymadık ama. Kızla tartışmışsın. Sonra da arabayla peşinden gitmişsin. Bunlar da seni baş şüphelimiz yapıyor. Peşinden gittim, doğru. Ben vicdanlı bir insanım sonuçta. Onu öyle bırakmak istemedim. Ama bulamadım, ne yapayım? Kızı buldun, öldürdün, uçurumdan aşağı attın. Bu kadar basit. Temel komiserim, bu kadar basit olması için önümüzde delillerin olması gerekmiyor mu? Adli tıp raporu geldiğinde göreceksiniz ki müvekkilimin bu olayla herhangi bir ilgisi yok. O kadar emin olma bence. Eminim. Çünkü elinizdeki kamera görüntüsü Okan'ı gözaltında tutmak için yeterli değil. Sorgu da bittiyse biz gidelim. Sorgu bitmedi Başak.
Tamam o zaman, savcılığa sevk edin. Bu kadarcık delille de oradan da serbest bırakılacağız nasılsa. Ne yapayım Engin? Okan'ın babası İlyas Bey benim eski bir müvekkilim. Ona hayır diyemezdim ki. Karşı karşıya geleceğimizi bilerek evet dedin yani, öyle mi? Sen polissin, ben avukat. Çatışmamız çok normal değil mi? Ya bunu ben de biliyorum. Ama o çocuğun ne olduğu belli. Öyle birini savunmana şaşırıyorum sadece. Nasıl belliymiş çocuğu? Ya her şeyi yapıp yanına kar kalabileceği sanan zengin çocuğu. Sürekli karşımıza çıkan tiplerden biri işte. Engin, sen böyle ön yargılı hareket edecek bir insan değilsin. Ön yargı değil bu, tecrübe. Kusura bakma, işte burada yanılıyorsun. Okan'ın tertemiz bir sicili var. Çocukluğundan beri tanıyorum ben onu. İngiltere'de eğitim görmüş, saygılı ve terbiyeli bir çocuk. Bunların hiçbir önemi yok benim için. Böyle bir geçmişin karşısında torbacılıkla suçlanan birisi nasıl gözüküyor sence? Vay be Başak, suçu hemen kıza attın ha. Bir kadından bunu duymak, bir de su testisi su yolunda de tam olsun. Ağır konuşuyorsun ama. Müdürüm, adliye tıpın raporu. Bu kadar çabuk mu çıktı? Ön inceleme ve toksikoloji sonuçları. Ne çıkmış? Kanında uyuşturucu bulunmuş. Kafasındaki yarada düştüğü için olmuş. Yani müvekkilim suçsuz. Beklediğimiz sonuç işte. Şimdi ikna olduk mu? Baban gitti. Sen de gittin kızım. Ne yapacağız bir başımıza? Pardon. Bizim işimiz bitti. Biz çıkıyoruz. Tamam oğlum. Bir isteğiniz var mı bizden? Katili bulun abla. Başka ne isteyelim ki sizden? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.